konumuzla alakalı. Değerli izleyenler, Londra'da, yani İngiltere'de bir ihale yapıldı. Bu ihale resmi bir ihale ve biz bunun web sitesi üzerinden Türkçe olan bölümünün ekran görüntüsünü aldık. Şimdi Londra'da yapılan bu ihale 6 milyon sterlin değerinde ve 4 yılı kapsayacak. 2021 ila 2025 yılları arasında yaklaşık 73 milyon TL'lik bir ihale. Tabii bu daha önceden... Bu hiçbir yerde gündeme gelmedi. Biz haber vakıfı olarak haberleştirdik. Evet, daha önceden... Siz de üzerine konuşuyorduk. Peki ne bu? Mevcut aşılanma ve COVID süreci üzerinden, özellikle aşılanmadan sonra bir takım kriz yönetimleri ve kaos beklentileri var. Ölü sayısının artmasıyla alakalı. Öyle ki İngiltere, bakın Londra, buradan sesleniyoruz bir kez daha. İngiltere'de bu ihale yapılıyor. Londra'da aşırı ölüm vakaları olma ihtimali üzerinden lokasyonlarda naaşları, ölü insanların cesetlerinin depolama alanları yapılması için bir ihale yapıldı. Amerika'da ölülerin ne yapılacağı konusunda, çünkü kitlesel ölümlere yol açabileceği endişesi var. Ölümlerin hastalık, çünkü COVID'e bağlı olmayan hastalıkları da olabilir ölümlerde. Bunların uzun süre korunamayacağı, toprağa gömülmesi halinde bile kitlesel ölümlerin suya karışarak diğer bütün, sadece insanlar değil hayvanları denize karıştı, denizdekileri de öldürebileceği ve çözüm olarak orada bu tür depolama alanları, steril ortamlar değil, cesetlerin yakılması teklif edildi. Bazı yerlerde krematoryum, biliyorsun sen Hollanda'da, evet, falan krematoryumlar var. Ölü yakma merkezleri. Bu defa ölü yakıldığında çevreye koku ve gaz salınımı var. Ve bu gaz salınımlarının atmosferde oluşturduğu bulutların yağmurla tekrar şehre inmesi halinde onlarda da toksik ve mikrobik bir takım gelişmeler yaşanabileceği endişesi var. Orada çözümü ne yaptılar? Diyorlar ki çok büyük tesisler kuralım, cesetleri buraya, bunu her zaman kullanabiliriz diyorlar. Hayvan atıklarını ya da organik atıkları da bu yöntemle kompoza dönüştürürüz, imha etmeyiz. Cesetleri de tezek yapacağız diyorlar. Kompoza dönüştürelim diyorlar, gübreye dönüştürelim. Ve bunları tekrar çiçek bahçelerinde kullanalım. Herkesi de o gruptaki cesetlerden birer işte vazo içerisinde verelim. İçine çiçek diksinler. Çünkü biliyorsunuz krematoryumda yakılanların küllerini veriyorlar vazonun, evet, içerisinde. Bunlara da kompozunu verelim. Evlerinde çiçek yetiştirsinler diye gübreye dönüştürme. İnsan cesetlerini, çünkü diyor zaten içinde belli bir bölümü gübre. Geri kalanlar da organik atık. İçinde kalsiyum da var kemiklerinizde, kanınızda, karaciğerinizde birçok değişik vitaminler, değerler de var. Şimdi bu İngiliz çözümü, Amerikan çözümü ise insanı gübreye dönüştürmek. Sonuçta bir felaket bekleniyor. Evet, bir felaket bekleniyor. Kıymetli izleyenler, yani biz buradan felaket tellallığı yapmak istemiyoruz doğal olarak ama yani şimdi... Bu tür gelişmeleri uluslararası basından okuyup Allah Allah defalarca çek edip ya yok böyle bir şey olamaz. Yani İngiltere'de aşılama süreci başladı. İnsanlar aşılanıyor. Birinci doz, ikinci doz vuruldu bunlar. Yani eğer aşılamalardan dolayı insanlar sağlıklarını koruyacaksa kardeşim, sen şimdi 6 milyon sterlinlik 4 yıl süreli ceset depolama alanlarını neye göre planlıyorsun? Ve Londra ve ilçeleri bu sadece. Tabii. İngiltere'nin tamamı değil. Başka, nüfusu ne Londra'nın bu bağlamda? Amerika'da bazı şirketler olarak baktığımızda, bazı şirketler genom örnekleri alıyorlar. Bu da sizin yani ölmeniz halinde yeniden hayata döndürülmeniz için, hani klonoidlerden söz etmiştik, genomiklerden. Genom laboratuvarları var ve beyin kopyalama merkezleri var. İşte Neuralink ki Elon Musk'ların içerisinde önemliydi. Sizin aura sisteminizi falan kopyalıyorlar. Onları özel bir
alanda muhafaza ediyorlar. Yani dünya başka bir yere hazırlanıyor global reset. Sizden başka bunu haber yapan olmadı. Epey zaman oldu bu hazırlık. 10 çalışma. Haziran işte tarihli bu. Evet. Sonra internet sitesinde yayınlanıyor. İlgili yerin tabii, ama bizim, kayıtları var bizim elimizde. Bizim merkez medya ya da sol medya yok, hiçbiri, hiç kimse bu haberleri girmiyor. İnsanlar kuzu kuzu aşı olsunlar diye. Ama çok ciddi can kayıpları ya da felç, geçici felçler ya da arazlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi evet. Westminster Belediye Meclisi tarafından 32 Londra ilçesi ve Londra şehri için aşırı ölüm durumunda geçici vücut depolaması için bir çerçeve anlaşması sağlamayı amaçlamaktadır. Yani bu da ihalenin şartnamesi. Tabii, tabii. Girmek isteyen varsa yani bakabilirsiniz, bunu görebilirsiniz. Yani aşı koruyorsa ve bundan dolayı insanlar sağlığına kavuşacaksa bu tür tedbirleri almanın arkasındaki detay nedir, anlam nedir, derinlik nedir, ne yapmaya çalışıyorlar? Biz bu soruları soruyoruz. Kim adına? Aziz milletimiz adına. Yani biz de aşılanıyoruz çünkü. Ben aşılıyorum. Hani aşılanıyoruz, 40 milyonu geçtik. Ha yani İkinci milletçe biz milletin bir parçasıyız. Hiçbir faydası olmayan boş bir iş uğruna millet çok ciddi bir tehdit altında. AK Parti ya da muhalefet ya da özellikle grubu bulunan MHP'si, HDP'si, İYİ Partisi yarın sandıkta bunun hesabını vermek durumunda kalır. Olabilir. Diğer gelecek vaadi, işte Gelecek Partisi ya da Deva Partisi ya da Saadet Partisi kim olursa olsun, Yeniden Refah Partisi, eğer siyasi bir varlık göstermek istiyorlarsa aile konusu, gençlik konusu, bu LGBT konusu, geleceğiz, bu konularda eğer topluma güven verici bir açıklama yapmazlarsa bunun bedelini hepsi öder. Sağı da öder, solu da. Dindarı da öder, milliyetçisi de. Şimdi yönetmenim, 3 numaralı imaj var. Yeni Çağ yazarlarından Aslan Bulut, değerli izleyenler, bir yazı kalemi aldı ve Mehmetçiklere ve çocuklara bulaşmayın dedi. Aşıyla alakalı yazdı. Hı hı. Niye? Çünkü mRNA aşısı üzerinden birçok iddia söz konusu. İşte bu BioNTech, Pfizer gibi aşılar üzerinden. Ve şimdi üstadım, siz bunu şey yapsanız da, bize okusanız da. Türkiye Katarlı askeri öğrencilere tıp ve sağlık eğitiminin sınavlı mı sınavsız mı olacağı tartışırken manyetik etki alanına sahip maddelerden oluşan sıvılar. Aşı demiyor. Evet. Bakın. Bakın tekrar ben burada şu demiyor. Açıklamayı yapayım. Hiç kimse e-voter'ı burada getirdim, gösterdim, hatırlıyorsunuz. Artık böyle mRNA'nın M'sine yükleyeceğiniz data değil. Hı hı. İçerisinde mineral olan, yani maden suyu gibi bir suyu özel olarak yapılandırıldığında ona data kaydedebiliyor. Bayağı. Ve şu damlalıkla aldığınız damlayı birkaç damla dilinizin altına damlatarak beyninize data transfer edebiliyorsunuz. Bunu sadece mRNA değil, Sinovac'ta da yaparlar. Evet. Ve buraya data yüklemeleri doğrudan sistemi değil, o şişeyi koyarak üzerine elektromanyetik data. Yani USB'nize nasıl data yüklüyorsanız ya da çiplere nasıl data yüklüyorsanız. Ya da virüs nasıl bulaşıyorsa. Aynı şekilde suya elektromanyetik dalgalarla mesaj yüklenebiliyor ve canlı organizmalara aktarılabiliyor. Suya yükleniyorsa aşıya da yüklenir. Tabii o da yani sıvı. Kötü niyetli birileri. Şu sıvı ifadesinin maddelerden oluşan sıvıları. Evet. O sıvıların içine isterseniz cinsiyet değiştirici datalar, isterseniz kalbinizin kapakçığını kilitleyici datalar ya da beyninize yönelik datalar yüklenebilir. Mehmetçiklere ve de uygulamaya başlandı. İlk Gül adı adlı Twitter kullanıcısı, çok sayıda askerden bilgi alıyorum. Deneme aşamasındaki aşıları zorla askerlere yapamazsınız. Bu suçtur. Biz evlatlarımızı vatana hizmet için size emanet ettik. Küresel çetenin deneyi olsun diye değil diye yazdı. Aynen altına imza atarım. Üstü kim olursa olsun, kim olursa olsun, eğer askerlerinizi birden böyle bir tehlikenin altına sokuyorsanız, bu bir millete karşı düşmanın topyekün kazanamayacağı bir başarıyı onlara altın tepside sunmuş olursunuz. Böylesine belirsizliklerle dolu bir cinayet senaryosuna bu şekilde gözü kapalı girilemez.
bunu aynen destekliyor. Ordunun tamamı aşılardan sonra hastalanır veya askerlerin beyninde bulunacak o manyetik parçacıkların elektromanyetik dalgalarla kontrolü sağlanırsa vatan savunmasını kim yapacak? Burada parçacık tabirine dikkat, lütfen dikkat. Bill Gates parçacık tabirini kullanıyordu. Bilim kurulu üyesi Ateş Karada. Şimdi ikinci Türk aşısı da parçacık tabiriyle açıklanıyor. Ve bu aşıyı dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı söyleniyor. Çok garip ve bilim dışı bir iddia. İşte demin de ben söyledim. Bunun yerlisi, millisi yok. Bu uluslararası bir komplo. Kim bu değirmene su taşıyorsa bu suçun ortağı olur. Ama bilmiyorum. Eğer masum bir çalışmaysa da tebrik ederim. Yani en azından bunların ne halt yediğini araştıracak bir araştırma ekibi de gerçekten çok büyük hizmet yapar. Bana yeni aşı yapmayı bırakın. Önce şu yapılan aşıların ne olduğunu bana anlatın bir. Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Ben buradan Aslan Bulut'a teşekkür ediyorum. Gerçekten açık bir şekilde yazmış. Ve o Türkiye Katarlı askeri öğrenci, o da ayrı bir skandal biliyorsunuz. Yani. Askeri öğrenci anlaşması çerçevesinde bir öğrenci olan değişim bir programı. Bizim orada Türkiye'de üstümüz var. O insanların burada gelip bu şekilde eğitim alıp Türkiye'de doktorluk yapacak değil. Biz onlara bir başka destek veriyoruz. Oradan gelen öğrenciler orada ayrı özel bir sınava tabi tutularak yani bu şekilde ama manipüle ettiler. Burası şimdi çok ilginç değerli izleyenler. Bakın yani milletin artık bu toplumu, bu devletin varlığımızın kritik noktasıdır Mehmetçik, ordumuz, hava, kara, deniz. Yani bu topraklarda 1000 yıldır genel kabul olarak söylüyoruz bunu ki Türk Silahlı Kuvvetleri 2230. yılını kutladı. Bugün itibariyle, bugün dün müydü? İlk kara kuvvetlerinin yani Mehmetçik 2230 yıldır var. Şimdi diyor ki 2230 yıldır kimse bizim belimizi sırtımızı yere getiremedi. Evet, yenildiğimiz savaşlar, mağlup olduk, 16 devlet yıktık, 17.sini kurduk vesaire. Ama 15 Temmuz'u görmüş, bu toplumun üzerinde NATO şemsiyesi altında olmamıza rağmen darbelerle 10 yılda bir anamızı ağlatmalarına rağmen bir şekilde ayaktayız. Şükürler olsun. Evet, Genelkurmay Başkanı'na ve Milli Savunma Bakanı'na çağrı yapıyor. Lütfen. Ve aynı şekilde polisimize, jandarmamıza, İçişleri Bakanı'na da lütfen bu cinayete alet olmayalım. Bu komploya milleti bu şekilde sürmeyelim bu mayınlı tarlaya. Bilelim yani bu mRNA aşıların içinde ne var? Diyor ki yine bir yazar, bir fikir adamı, ordunun tamamı. Eğer bu aşılardan sonra hastalanır veya her askerin beyninde bulunacak o manyetik parçacıkların elektromanyetik dalgalarla kontrolü sağlanırsa ya biz bu vatanı nasıl savunacağız? Abicim sizin 5G üzerinden akıllı şehirler planınızda her evin içine, her şehrin elektrik santrallerinden başlayarak bütün stratejik noktalarına akıllı sistemler diye monte ettiğiniz yapılar aslında manyetik, elektromanyetik bir saldırıda size karşı kullanılacak birer silaha dönüşecektir. Yani ilk 5G milli telefon görüşmesini yaptık hafta içinde. Onu da konuşacağız. Ama bunun üzerinden tekrar altını çizelim üstadım. Yani bütün sağlık neferleri, hemşiresinden doktorlara kadar vuruldu. Yani vuruldular. Şu an 18 yaşına geldik ama Türk ordusu söz konusu olduğu zaman burada biraz daha yüksek tonda söylüyoruz. Filistinli bir çocuk diyor ki, anne diyor, çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar? Ankara'dakilere söylüyorum, bizim askerlerimizi manyetik kurşunlarla öldürtmeyin. Yaz bunu Emrah'cığım. Bizim askerlerimizi manyetik kurşunlarla öldürtmeyin. Dilipak 2.3. Bu kadar tehlikeli, risk barındırabilir. Bu tür iddialar var. Biz gazeteciyiz, televizyoncuyuz. Bu milleti, aziz milletimizi, devletimizi seviyoruz ve bunu buradan seslendiriyoruz. Umarız biz hatalıyızdır. Yanlış düşünüyoruz. Yani çok teorik, komple teorik düşünüyoruzdur falan. Ama inşallah biz hatalıyızdır. Ordunun tamamı. Üstadım bakın değerli izleyenler, bugün Avrupa'da çeşitli ülkelerde elektromanyetik bir takım mekanizmalarla kitlesel olaylara müdahale yapılıyor. Yani alet getiriyorlar. RF bombasını herhalde biz işte kaç yıl önce konuşuyoruz. Evet. Evet. Radyo Frank aslarıyla etki altında bıraktık RF vesaire. Bomb. Şimdi
Yeni Çağ yazarı Aslan Bulut da bunun altını özellikle çizmiş. Tekrar hatırlatıyoruz. Ordunun tamamı eğer bu aşılardan sonra hastalanır veya bir kısmı ya da büyük bir kısmı ya da bir kısmı ve her askerin beyninde bulunacak o manyetik parçacıkların elektromanyetik dalgalarla kontrolü sağlanırsa vatan savunmasını kim yapacak? Üçüncü kez okuyorum bunu. Evet. Bu kadar önemli yani. Allah için de eğer bunu ayrıntılı olarak öğrenmek istiyorlarsa ben kendilerine bu sistemin nasıl yapıldığını elektromanyetik ya, laboratuvarlarda gösterelim. Evet yani Savunma Bakanlığı'na da aslında Savunma Bakan Yardımcılığı'na bir görüşmeyi de arzu ettim ama yani kim neyi nasıl kim asıl kime anlatmamız gerek? Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na mı anlatmamız gerek? Biz millete anlatıyoruz. Genel kurmaya mı? Biz milletimize anlatıyoruz. Evet. Yani bu kabul görür görmez. Bu aşıların bu sıvılarla alakalı içeriğindeki bir takım iddialar üzerinden kaygılarımızı paylaşıyoruz kamuoyuyla. İngiltere ceset depolayacak 4 yıllık önümüzdeki 4 yıl. Amerika gübre fabrikası kurarken ceset gübresi. Yani şimdi aşıyla alakalı yalnız aşılar, kan hücreleri değişebilir mi? Aşı değişebilir. Alanları. Evet. Ve aşı olanlarda mesela kan bağışı alınacak mı? Mesela bunlar da soruluyor. Yani iyileşmiş bir biyolojik sistem, iyileşmiş bir vücut, iyileşmiş bir bünye aşı verebilecek mi vesaire bir sürü soru işareti var.